521 kilometreyi Şıra'ya geldi. Foşur abiye bakıyordum da yaz gelmeden öldüler. Gar 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 gır 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 gır. Klik klik gar 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 gar. Orada sana Mercedes kamyon fabrikasını çok iyi gezdirebilirim mesela. Şu an rüzgarı dolduracak mazot param yok daha zaten. Ta 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 tam. Muhteşem dağ manzaralarımızla. Ay bel kalkması oldum. Gerçekten öyle olduk değil mi artık? Aynen. Bitiyor. Harç, kum, sıva, usta bilmem ne derken şöyle pislik içindeyiz günlerdir. Ama gel çok az kaldı. Ben de bittim, sen de bittin değil mi? Ya bitecek tabii de biz hemen bitsin istiyoruz. Hemen olmuyor. Evet, hiçbir şey hemen olmaz. İleriye ya da geriye saramıyoruz maalesef. Yapacağız derken de böyle pelte oluyoruz. Evet. Evdeki ama hesapta çarşıya uymuyor. Oldu sanki ya. Yani elimizden geldiğince yaptık. Olduğu kadar artık yani. Olduğu kar. Vallahi elimi yüzümü yıkayayım Nazo. Tamam, karavana inelim mi artık? Ha. Bir dinlenelim. Yani, bugünü tamamlayalım. Dinlenelim derken? Dinlenelim çünkü akşam yemeği için bir hazırlığımız da yok. Ben biraz yatsam mı? Yatabilirsin. Turşu mod 10. Hadi gidelim. Hadi gidelim hadi. Aa, şunları alayım kenardan. Ya da kalsın böyle, sonra bakarım. Ben gidiyorum. Benden önce gelip hangi ara uzandın ya? Hı? Neyse. Şuurum kapanmak üzere. Ay, Foşur abiye bakıyordum da. Nasıl temizlik yapacağımızı mı düşünüyorsun? Birkaç tüy alayım dedim. O da inadına işin detayına. Geliyor değil mi? Erkeğin de temizlik yapanı deli çıkıyor ya. Öyle oluyor. Ay. Yok ya, iki süpür fırfır tamam be. Peki. Şimdi. O zımparımın şeyi nasıl temizlenecek Nazo ya? Bilmiyorum hayatım yani. Gerçekten bir bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete hesabı yok, bindik rüzgara. Yani şuraya kaçıp bir dinleniyoruz ama şaka maka biraz da bayağı bir şey oldu. Sıcak oldu karavanın içi de. Bir anda bu kadar sıcak olması, biz yazın ne yapacağız? Biz şeyi, pencereleri yani artık açıp uyumak lazım ya. Evet. Kesinlikle bak. Yoksa burada var ya, haberlere çıkarız ha. Yaz gelmeden öldüler. Ya yok, klima muhabbeti yapılıyor ama ben klimadan yana değilim ya. Yani gerek yok. 10 dakikalık çalıştıracağın şey için o kadar masraf yapmaya şu an benim için gerek yok. Evet. Başkası için bir şey diyemem. Peki o zaman şöyle bir şey teklif ediyorum. Salata yapıyoruz, çorba yapıyoruz. Bir de kalanlarımızı ısıtırız akşam için. Bir bardak su ve bir hurmaya fitim yani. Hiç sıkıntı yok. Artık o kadar diyorsun. Ya alışınca bünye sıkıntı yok. Ama bu güneşler hiç beklemediğim anda kadar, bastırdı evet, yani. Bastırdı. Neyse başlayalım hadi. Ne kadar enerjiyiz değil mi? Evet şimdi başlayalım. Ben diyorum ki biz yarın yola çıkacağız. Değil mi? Hı-hı. Yarın yola çıkacağız da bu halinde nasıl çıkacağız? O kadar yolu nasıl gideceksin? Her türlü çıkarım ben yola. Yeter ki yol olsun bana. Hadi bakalım. Peki, ne sen var menümüzde? Dedim ya. Ne? Nasıl uyuyorsun sen? Ayakta uyuyorsun. Şuuren burada olmayabilirim. Kalanlarımızı ısıtacağım, salata çorba yapacağım. 2 dakika geçmedi üstünden. Tamam, haklısın. Doğru söylüyorsun. Doğru tabii ki de. Ben her zaman doğru söylüyorum. Haklısın hayatım. Gelirken buzdolabımızı getirmemiz gerekiyor. Ya evet, niye öyle oldu? Yani illa o olacak, bu olacak. Tamam, dolap uzunluğu
Mutfak dolabı uzunluğu 2.50. Hı hı. 2.50'yi 2.51 yaptığın an dolap girmeyecek değil mi mutfağa? Dolap takılmadan dolabın şantiyeye girmesi çok şey bir durum ya. Nasıl koruyacağız? Gerçekten onu merak ediyorum. Sen düşün, dolabın sahibi sensin, bana ne? Allah Allah. Tabii canım. O zaman bir daha yaklaşma dolaba. İçişleri Bakanı. Dolaba yaklaşmayacaksın o zaman. Ay. Şimdi ben işin artık şeyindeyim, tamam. Olanlar oldu. Biz baya böyle okkalı bir şeyin içine girdik. Ama şöyle yolumuz güzel İstanbul'a kadar. Nasıl rahatlamış hissediyorsun değil mi kendini, böyle ferah, üstünden böyle bir yük kalkmış gibi. Üstümden yük değil, üstüme yük oturdu yani. O derece. Neyse. Şey, yarın en azından şöyle bir geçerken yollarda biraz dinlene keyifli gidelim. Yani keyifli gidelim de rüzgarsız gideceğim için çok keyifli olmayacak. Aa, evet. Rüzgarı götürmek bize fazla maliyetli olacak. Başka bir efsane ile gideceğim için o beni nasıl yoracak onu merak ediyorum ben. Değil mi? Gar 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 klik klik gar 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 gar. Şey ya, motor kucağımızda mı? Kaç model ya, o? 98 model. 98 model. Çiçek Abbas'ın yadigarı o. Babamı ikna edersek onu biz bir karavan yapsak. He olur. Depop camper yaparız. He, böyle transporter gibi. Arka kapağı da böyle açarız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak onu böyle yaptırayım, gelelim. Kaça gider bu der var ya bana. Ona ona yük yükleyebileceği bir şey lazım. Tamam mı? Yeter ki bir şey taşıyabilsin baba. Değil mi? Onun da fıtratı öyle yapacak. Yani, orası öyle maalesef. Babam diye demiyorum öyle. Ya şimdi bir yerde güneş görmeyecek bir yere onu sokar. Evet. 10 ay çıkartmaz belki. Ama bir şey taşınacaksa o oradan çıkması lazım. Değil mi? Yeter ki taşımak olsun. Yeter ki taşımak. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle, yapacak bir şey yok. Neyse ya, işimizi kolayladık. Yukarıdan götüreceğimiz bir şey var mı? Yukarıdan... Yok valla, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir şeyimi almadan gideceğim. Yani mümkünse böyle gitmeyi falan düşünüyorum. Şimdi İstanbul biraz daha buraya göre serin. Ha tamam, yani üst mont falan bir şeyler alırım ama her şeyimi götürmeyeceğim. Orada da var zaten, toparlayacağız. Okey. Anlaştık. Okey Dusty. Peki. Peki, başlayalım o zaman. Bir yandan da böyle yemek işlerini de yapmak gerçekten kolay değil. Ama ben kampa gitmeyi özledim. Bir şey diyeyim mi? İçeride bayağı bir böyle tahta parçaları birikti. Onlardan iyi bir mangal ateşi çıkacak. Ya çıkar zaten, şimdi karavan sezonu başlıyor. Buradaki karavancılar da çoğalmaya başladı, hissediyorum artık. Fethi Bey Parkı'nın orada falan bayağı bir şey var. Karavuta gidenler de çoğaldı. Ama buraya erken yaz gelecek gibi Nazan, çok sıcak. Yani şu an Nisan'ın başı belki ama bu sıcak çok hayır işi değil 30 derecelerde ya. Biz İç Anadolu'ya gidelim mi ya bu yaz? Ya bakalım, iyice planlayalım. İç Anadolu olur, dış Anadolu olur. Her türlü Anadolu olur yani bize. Yeter ki serin olsun. Ya güzel oluyor bak. En güzeli yani İç Anadolu. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Ege'de, Akdeniz'de yani karavanımla kalabileceğim yerler çok kısıtlanıyor yazın. Değil mi? Ya bunun birçok örneğini gördük ve birçok sorununu yaşadık. Yaşayanları da biliyoruz. O yüzden bence biz İç Anadolu'ya gidelim. Hemen karar vermeyelim. Bir bakalım. Yok, gidelim. Tamam. Sen önden git Nazan. Ben yetişeyim sana. İç Anadolu'da ne yapmayı planlıyorsun peki? İç Anadolu'da ne mi yapmayı planlıyorum? Evet, İç Anadolu'da. Vallahi çok güzel yerler var. Bak, Hasan Dağı'nı çok merak ediyorum. Aksaray. Tuz Gölü'nü çok orada merak ediyorum. Orada sana Mercedes kamyon fabrikasını çok iyi gezdirebilirim mesela.
diyorsun. Evet, Hasan Dağı'na bakıyor çünkü fabrika. Gerçekten mi? Harika. Gidiyoruz o zaman. Ya oradan belki Dorsesiz bir kamyon alır. Üstüne böyle bir şey, konteyner. Direkt biz her şeyi neye bağlıyoruz? Tamam. Bir güzel bir rota yapmak istiyorum ama bu rotayla ilgili İç Anadolu'da bu aralar gidip de gördüğünüz ve gerçekten çok etkilendiğiniz, böyle hem bir de karavanla da böyle yazın sıcağında serin serin durabildiğiniz yerler varsa bize verirseniz o notlarımızı, biz de bir tekrar revize edip güzel bir karavan rotası yaza çıkarabiliriz. Olur mu? Kesinlikle katılıyorum Nazan'a. Ama şöyle bir durum var. Şu an rüzgarı dolduracak mazot param yok Nazan. Yani ne kadar güzel hayal kurabiliyorsun sen ya. Ama hayallerle yaşıyoruz. Bu ne güzel bir şey işte. Bak. Tabii ki tavsiyeleri alalım. Tavsiyeleri alalım. Yok, gideriz ya. Yani. Ama suyla da gidebilir mi? Ha. Varsa böyle bilgiler çevrilecek. Onun da bilgisini alırsan bu benim işime daha çok yarar. Ya lütfen Nazan ya. Ne yapıyorsun sen? İç Anadolu'yu gezecekmiş bilmem neymiş. İç Anadolu neymiş. Tamam mı gideceğiz? Bittim, bittim. Bittim peki tamam. Ya gideriz gideriz. Kesin garanti. Bakacağız. Galiba. Ya ben Hasan Dağı'nı merak ediyorum ama bak. Gidelim orada kalalım. Burada Baba Dağı var. Hasan Dağı'nı ne yapacaksın? Baba Dağı karavanda çıkamıyorum. Kusura bakma. İyi, neyse tamam bak. Yarın yolda birazdan muhabbet ederiz. Şimdi senin şuurun kapalı. Yorgunsun. Hurmadan ha. Sonra. Aynen. Evet, akşam yediğim hurmalar belki beni açar yani. Seni bir revize edeyim ben. İyi hadi, kolay gelsin. Tamam. Gerçekten İstanbul'a gidiyor olduğuma inanamıyorum hem de bununla. Neyse ama şöyle bir şey var. Tabii ki de neredeyim? Afyon'dayım. Afyon'dayız. Tabii poşetten gözükmüyor ne oldu? Aa, pardon tamam. Sıfır atık. Göstermiyorum tamam, şey yapmıyorum. Ekmek kadayıfı. Çoğu insanın çok sevdiği ama çoğunun da hiç sevmediği bir tatlı bence. Bilmiyorum. Afyonluluk bunu gerektiriyor. Bunu gerektiriyor değil mi? Şimdi yola çıkalım artık. Benim annem çok seviyor. O yüzden onu alalım dedik de Emine annem bunu görürse bizi cezalandıracak bir taraftan. Ne yapalım, biz de bayrama gidiyoruz. Ay bir dakika çıkamadım. Geldim. Şimdi çok da sıcak ortam. Şunlarla gidiyorum ve artık fenalık geldi ya bana. Gerçekten cep telefonu gibi yanımda taşımaya başladım gerçekten, artık. Yani seramikti, kalebodurdu, sıvaydı, alçıydı. Gerçekten görmek istemiyorum. O yüzden şöyle bir şey, medeniyet gördüm diyorum. Hadi artık gidelim. Güzel bir yolculuk. Çıkınlarımızla. Havada, evet, hava da çok güzel. Şurada kahvelerim var, suyum var. Niye biliyorsun. Peki yol arkadaşımız bu? Nasıl? Efsane. Ha, ama söylemiştik ya. Şimdi mobilyalarla ilgili, mutfakla ilgili bir problemimiz var. Onun için de öncelikle buzdolabımızın gelmesi gerekiyor. Biz buzdolabı yükleyip buna geri geleceğiz. Daha da sıcaklığa bastırmadan. Aynen, hadi. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Şöyle şarkılarımız var ya. Gezsem Anadolu'yu. Evet. Bozkırlardan geçerek İstanbul'a doğru devam edelim. Hadi. Aynen, şu sesi duyurmam lazım ama ya. Ne? Duyamıyorum. Gidene kadar sağır olabiliriz. Hadi gidelim. Hadi. Çıkınlarımızı yiyelim. Tamam, biraz da dinlenmiş oluruz. Aynen öyle. Çünkü artık titremekte. Şurada duralım bari. Hı hı. Neyiz
istiyorsun? Su ve ayran mı? Ayran. Tamam. Soruyorum. Kaça fullendi? 521 kilometreyi 1845 liraya geldi. Hı. Şimdi Fethiye'den doldurmuştuk. Fethiye'den doldurduk. Bozüyü'ye gelmek üzereyiz. Aynen öyle. Gene iyi, güzel gitmiş. Biz yani, kaçla gidiyoruz? 100 ile gidiyoruz ortalama. Biraz yükümüz vardı. Sandıklı da bıraktık. Şimdi Dorsey'i değiştirdik şimdi. Oradan yenisini doldurmak İstanbul'a için yük almaya gidiyoruz. Güzel, evet, güzel. Gayet iyi. Aynen. Yani yaşına ben, göre bence gayet iyi. Kesinlikle 98 model bir arabaya göre 1800 kilometreydi. 1845 liraya 521 kilometre. Şu Mercedes'i çarpayım. Anahtarı vermek zorunda bırakmamızı. Allah billah. Devam hadi, daha devam. Hadi, daha yolumuz var. Bak şimdi tam burada ışıklarda durunca şurada Küçük Elmalı Tabiat Parkı diyor ya. Evet. Bozcaarmut Göleti var biraz da yukarıda. Şuradan yoldan devam edince çok keyifli bir kamp yeri orası da. Tam da arkamızda bir tane Ducato var, karavan, daha güverte boyanmış. Evet. Rüzgar bizi takip ettiriyor var ya şu anda. Kaçamıyorum da bak, şöyle izin vereyim de yanımızdan geçsin. Yalnız çok fazla çekme karavan, moto karavan görüyorum yollarda. Herkes nereye bir yere gidiyorsunuz millet? Bir yerlere gidiyor değil mi? Valla arkaya, sırtına, bağlayan gidiyor. Acayip. Yolumuz açık olsun, kazasız belasız gidin dönün hakikaten. Bizim de gittiğimiz yön belli, yer belli. İstanbul acaba? bize kalıyor İstanbul ya. Tertemiz böyle, hani yemyeşil gösterecek bize yolları. Bayramda efsaneyle fink atacağım İstanbul'da ya. Ya evet, efsaneyle bir fink atarız ya. Güzel bir bayram tatili geçiririz. Herkese de İnşallah. Evet. Her herkese de güzel bir tatil. Bayram tatili sevdikleriyle huzurlu, mutlu ve karavanlı bir tatil diliyoruz. Hava da çok güzel. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Murat, şu alttaki torpidodan bir tane kaset çıktı. Üstünde hemen Sayın Zeki Müren yazıyor. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Bakalım mı? Hadi yapalım şu an. Valla 80'lere döndüm ya gerçekten. 80'ler, 70'ler. Evet, hepsi var. Bilmiyorum bakalım ne çıkacak. Gönder gelsin. Gönder gelsin de telif yiyeceğiz ama bak şimdi. Ya açık ucundan şöyle bir şey yaparız. İyi ya. Tamam. Ver bakayım sen bunu. Al. Thank you.
İstanbul'a? Hoş bulduğumu söyleyemem de Çamlıca Kulesi'ni gördüm, Antalya Kulesi'ni. İstanbul'a geldik gözüküyor. Ama artık bizimle kramp girdi yani. Az kaldı. İstanbul'a girer girmez kramp girmeye başladı. Aynen öyle, az kaldı ama yapacak bir şey yok. Bu trafiği çekmek zorundayız yani. Çok az kaldı. Vallahi günü bile batırıyoruz ya. Tüm gün yoldayız. Biraz. Az kaldı, az kaldı. Valla şu motor sesiyle sizi de boğduk, boğduk, boğduk. Ama bizde de gerçekten %80 işitme kaybı, %100 et seyirmesi, titreme. Gerçekten bunları yaşıyoruz şu an. Çok yorulduk. Evimize de varmak üzereyiz. Hava da kararmadan biz de videomuza artık son verelim istedik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda da... Bir dakika. Hepinize iyi bayramlar diliyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.